Herkese merhaba. Bu videoda 50cc motor deneyimimi anlatacağım. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Aurora'nın Cappuccino modeli. 50cc ama 80cc'ye çevrilmişi. Daha önce motor kullanmadığım için kendimi denemek istedim. Denerken de param boşa gitmesin diye daha düşük bütçeli bir şey aldım. Beğenirsem, seversem devam ederim. Daha büyük bir şey alırım, ehliyet alırım diye. Bunu tercih etmemin sebebi, 50cc'yi tercih etmemin sebebi B sınıfı araba ehliyetiyle kullanılabiliyor. Zorunlu trafik sigortası yok ve taşıtlar vergisinden muaf bir araç. Sadece veriyorsunuz bir kere parayı, yakıtını koyup kullanıyorsunuz. Ümit yardım edecek bana. O zaten deneyimli bir motorcu. Binmediği motor, kullanmadığı motor yok. Estağfurullah. Ben birçok şeyi ona sorarak aldım. Sana da sordum mesela. Evet, evet. Sen de baktığın özelliklerine, fiyat performans iyi. Tabii yani senin kullandığın motorlarla yarışamaz. Yok estağfurullah canım. Yani sonuçta iki teker 50cc şer içinde sonuçta A noktasından B noktasına gidebilmek için aldım. Ya benim maksadım dediğim gibi hani motor daha önce motor kullanmıştım ama motor sahibi olmamıştım. Onu deneyimlemek istedim. Tabii sevmeyebilirdim. Param da çöpe gitmesin. Araştırdım. Çok araştırdım. Tabii çok pahalı fiyatta motorlar da var. Var. 40 bin liraya kadar 50cc motorlar da var. Vespalar. Bunu 80cc'ye çevrilmiş şeklini 13.500'e aldım. Ruhsat plakayla birlikte 14 bin liraya geldi bana. Benden bir ay sonra başarı aldık. 15 bin liraya mal oldu ona. Yani şu bir an belki kadar fark etti. Şu an belki yaza yaklaştıkça daha çok olmuştur. Şu ana kadar 400 kilometre yaptım. İlk aldığımda motoru çok güçsüz geldi bana ama 400 kilometre yapmama rağmen açılıyor. Sesi de normale dönmeye başladı. Saklama yerleri işte sepeti, kaskı koyacak yer, torpido, USB de düşünülmüşler. Şöyle bir anlatalım istersen. Tabii. Bir. Sen 50cc sınıfında bir araç. İşte dediğin gibi 80cc'ye çevrilip daha güçlü. İşte rokuşlarda iki kişi biniyorsanız daha rahatlayacak bir şekilde 80cc'ye çevrilmiş. Yakıtı fabrika verileri bir depoyla yaklaşık bir deposu 3,5 litre 200 kilometre gideceğini söylüyor. Gidiyor. Ben aldığımdan beri ama deponun sonunu görmedim ama 120-130'u geçemedim. Ama şimdiki verilere bakarsak biraz daha geçeceğim. Yani gitgide oturduğunu görüyorum. Tasarım İtalyan, bunu biliyoruz değil mi? Tasarım İtalyan. Tasarım tamam. Vespa'ya çok benziyor. Çok benziyor. Ama Çin'de yapılıyor. Ucuz olmasının ucuz sebebi de o zaten. Serisi çok rahat. Bu sınıfta aranan bir özellik. Zaten çok da şık. Renk kombinasyonuyla çok şık yapılmış. 7-8 renk miydi? Şöyle gösterelim mesela. Kontağı açınca. Bu arada bütün göstergeler dijital, farların hepsi, sinyallerin hepsi LED. Diğer motorlarla aynı mı mesela şunun özelliği? Tabii mesela aynı, sadece bunda selektör tuşu var. Yok. Sen uzun, bu selektör kısa yaparak, değil. Uzun kısa yaparak selektör yapıyorsun. Yine aynı sol sinyal, sağ ortaya sinyal. Basınca geri geliyor. Geri geliyor, stop yapıyor. Kornamız burada. Buradaki özellikler aynı mı? Burada dörtlü düğmesi konmuş, çok güzel bir özellik. Diğerlerinde olmuyor yani, mu mesela? Diğerlerinde yok. Yani 50cc sınıfında diğer Çin mallarına baktığınız zaman çoğu motorda bu dörtlü düğmesi. Mesela dörtlü yapmak istediğinde ne yapıyorsun diğer o 50cc olmayanlar? Sonradan takabiliyor. Sonradan takılıyor. Ama sonuçta bunlar bir yazlık yer, ufak şehirlerin motoru olduğu için herhalde çok önemsememişler, dörtlü koymamışlar ama bu araçta dörtlü düğmesine özellikle koymuşlar. Belki yeni yasa değişmiş olabilir. Olabilir. Zorunlu daha kullanmadım olabilir. Ama olması güzel bir şey. Olması çok güzel bir şey. Buralarda marşla. Zaten stop ve start marşımız burada. Buradaki yine Japonlarda çok alışık olduğumuz ben ilk kilitleme sistemimiz var. Evet. Bunu buradan kilitliyoruz. Burası mesela yağmur su girmesin diye su mi? Su girmesin diye. İşte hırsızlık olayları yaşanmasın diye. Mahallede çocuklar bir şey sokmasın işte, diye. İşte ot, böcek bir şey sokmasın göstereyim. Diye. Ben ilk defa bunu kapattığımda böyle elle açmaya çalıştım, açılmıyor. Sonra anahtarın şurasında şöyle bir şey fark ettim. Şunu önce şuraya takıyorsunuz. Şu kilidi açıyorsunuz. Sonra anahtarı sokuyorsunuz. Böyle. Çok güzel bir özellik. Basit ama çok güzel bir özellik. İki anahtar var. Birisi işte motor ve ön torpidoyu açıyor. Aynı zamanda koltuk altını da açıyor. Diğeri de arka sepet mi oluyor bunun adı? Arka port bagajımızda. Mesela şey değil ya. Diğer motor mesela bak ben bunu böyle kapatıyorum ya. Yarım kask alacak. Yok bunu kapatıyorum ya. Normalde kapanmıyor. Şimdi kapandı. Açarken de mesela tık atmıyor. İlla bunu bir elimle tutarken çok basit bir elimle kaldırma. Çok basit bir mekanizma. Diğer profesyonel üreticiler gibi değil. Zaten
işçiliğinden, malzeme kalitesinden zaten anlayabiliyoruz. Öyle ağır bir şeyler koyup da taşınacak bir çanta değil. Ancak işte boş kalacak. Sen bir yere gittin, kaskını çıkardın, kapattın. Yani ben şeyi denedim. Mesela mahtarı buraya tam kask sığıyor, buraya sığmıyor. Buraya sadece yarım kask yarım sığıyor. Kask. Ben de yarım aldım. Koltuk altı bagajını açalım. Bunun da mesela kötü tarafı, yani bunu da tek elle anahtarla açarken diğer elle de kaldırmanız mecbur. Gerekiyor. Çoğu motorda zaten bu var. Yeni yeni daha amortisör sistemi gelmeye başladı. Ama İtalyanlar da tabii biraz daha profesyonelleştikleri için scooter konusunda. Yakıt da buradan alınıyor. Evet, depo altı. Yakın mesafelere gitmek için kullanıyorum mesela. Kaskım burada. İkinci kaskı buraya koyabiliyorum. Buraya evet. Koymazsam alışveriş yaptığımda buraya koyuyorum. Diğer bir seçenek de poşetle buraya evet. Asabiliyorum yani. Bunu da evet. Çok güzel düşünmüşler. Galiba İtalyan modellerinin hepsinde İtalyan, bu oluyor. Zaten İtalyanlar yıllardır bunu kullanıyor. Fonksiyonel zaten bu tarz 250 cc scooterlarda dahi görebiliyoruz. Var. Güzel bir özellik. Kapalı torpido olması, içinin USB'nin olması. Evet, USB bağlantısı da var. Çok güzel bir özellik. Ama acil abi, durumlarda kullanılabilir. Acil telefonunuzun şarjı bitebilir. Yaklaşık 2 aydır ben de 400 kilometre kullandım. Aynalarından memnunum. Hani ben mesela daha önce motor kullanmadığım için motorların kafalarını çevirerek sağa sola baktığını zannediyormuşum. Mesela bunu alınca fark ettim ki yo, aynalar yeterli. Yeterli. Gerçi diğer motorlarda gözüküyor. Bilmiyorum tabii nasıl oluyor ama bu yeterli mesela aynası. Şu üst sınıf motorlarda dahi kör nokta var. Bu ayna problemi bir türlü çözülemiyor motorlarda. Ama yok motor yani güzel, beklediğimden iyi çıktığı için söylüyorum. Evet. Onun dışında buraya güzel dokunuşlar yapmışlar. Evet. Mesela arkaya biri bindiğinde açılması çok şık. Evet, ayakla çok da tık, topukla dokununca evet, da direkt da açılıyor. Bazıları oraya fazla binerken oraya basmayın diyor, kırılabilir diyor ama zayıf malzeme olabilir. O hissi vermiyor kullanırken. Lastikleri 12 inç bu sınıfta, yani 10 inç görebiliyoruz daha çok. Ön mesela çip lastikler amorsu, kötü mü? Sen kötü dedin. Lastikler kötü. Sonuçta bu fiyata ama yani marka lastik takmıyorlar. Şey, motor zorlanmadan 60 hıza çıkıyor. 60 km hıza yokuşlarda çıkıyor. Yokuşlarda peki bunu vermez. Çünkü yokuşlarda, ben de kullandım yokuşlarda, eğer hızlanmadan çıkarsan boğuluyor. Birazcık çıkamıyor. 80 aynen. cc olmasına rağmen. Uzun yolda yokuşları çıkarken boğuluyor. Ama mesela ben Kurtuluş'ta oturuyorum. Oranın yokuşları çok diktir. Yani o torku var yani. O seni evet, bırakmıyor. Bırakmıyor. Bırakmıyor hani ama yine gidiyor. Hızını düşürüyor. Evet. Belli bir şeyden sonra o torkla birlikte seni yukarı çıkartıyor. Evet. Farları LED ama göstermiyor bence. Senin deneyimin nasıl? Çok gece kullandın mı? Şöyle. Mesela başka biri kullanırken gördüm. Kendini fark ettiriyor. Ama kullananın önünü aydınlatmıyor. Yani tek eksisi bu. Yanda yine gündüzleri ve farlar yanıkken ön farda mesela var. Arabalarda yeni nesil arabalarda gündüz farı var ya. Aynen. Yani farı aslında aynen. Gündüz evet. Farı. Dikkat gündüz çekmek farı. İçin. Yoksa yine aydınlatmıyor. Önde de, var, yine. Önde de LED var. Evet şurada. Arka fren tutmuyor. Ben öyle ön zannettim. Ön disk, arka kampana. Öyleymiş. Motorlarda arka fren yavaşlamaya yarıyor. Evet, ön fren durdurmaya yarıyor. Yani. Onları öğrendim yavaş yavaş. Yani acemiliği atmak için birebir bir motor olduğunu düşünüyorum. Dengesi gayet güzel çünkü birazcık daha canta büyük. 12 olması biraz daha avantajlı. Sonuç olarak bence ilk defa motora binecek birisi için alınabilir. Ben almadan önce çok araştırdım fiyatlarını. ERS Motor diye bir Bayrampaşa'da bir yer var. En ucuzu onlar satıyor. Yani indirim yapmadı ama zaten diğer herkesten daha ucuz sattığı için oradan aldım. Hatta arkadaşıma da oradan aldık. Yani oraya fiyat sormadan bakmayın derim ben de. Ya yakıtı çok az yakmıyor. Yakmıyordu, evet. Çok az değil ama çok fazla da değil. Bir de 20-25 liralık koyduğumuz... 3,5 beygirlik bir evet. Motoru var sonuçta. Yani çok fazla beklenti, insanlar bundan beklemesinler. Bu kalkıp da yani 90-100 lira çıkacak ne bir yapıya sahip ne frene ne lastiğe sahip. O yüzden de bunu sen maksimum kaçı gördün bilmiyorum ben, ama... Ben normal... 60'da gidiyor. Çok güzel gidiyor. 70'de yapıyor. Hı hı. Ama sesi çok yükseliyor. 80'de gördüm ama 80'lik bir şey değil yani. Değil. Yani makine ben, kendini yoruyor. Yakıtı bir anda artmaya başlıyor. Makine yoruluyor. Bir anda belki 500-600 cc'lik bir motor kadar yakmaya başlıyor. Bir de ilk çok devir çeviriyor. Şey özelliği hiç bahsetmedik. Devir saati var. Yani 50 cc makine dijital devir saati olması çok güzel.
Evet, yani ve dijital. Mesela aküsü burada. Aküsünü evet, ayak altında. Çoğu scooter'lara koyuyorlar. Ağırlık biraz daha ortada, marşı, daha aşağıda. Marşı kullanıyorsun. Marşı diyelim ki akü bitti. Akü o bitti. Zaman da ayak marşımız var burada. Bu da çok güzel bir özellik. Akünüz bittiğinde buradan marşa basabiliyorsunuz. Evet, yani akü bittiğinde kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Yani düşünsenize bir yere gittiniz ya da kışın soğuktan akü bir anda ölebilir, çökebilir. Şeyi de akü var mesela. Hani bir normal ayağı kaldırıyoruz, bir de tek bir ayağı de, var. Evet, bir de yan ayak. Yan ayaktayken istop ediyor motor? Yok, istop etmiyor. Olmaz. Ama bu aynı modelin başka birinde vardı. O çalışmadığını söylüyor. Yan ayak açıkken çalışmadığını. Doğru. Bunda, doğrusu bunda olması gerekiyor. Normalde motorlarda olması gerekiyormuş. Sen evet söylemiştin. Bunda unutup olmuyor. Unutup da düşmeyesin diye aslında yapılan bir şey. Bu karbüratörlü ve enjektörlü olan versiyonu vardı. Bu karbüratörlü, bundan da karbüratörlü ve enjeksiyonlu diye iki model var. Fiyat farkı arada 2000 lira arasında fiyat farkı var. Ama şöyle bir şey var. Mesela bunu alacaksınız, 50 cc kesinlikle almayın. 80 cc'ye çevrilmişini alın. Ya onlar çeviriyor ya da siz bir parçasını alıp yaptırıyorsunuz sanayide. Evet, evet, evet. Çok basit. Karbüratörlüyü alırsanız 80 cc'yi almak için 600 lira fark vermeniz gerekiyor. Enjeksiyonlusunu alırsanız zaten 2000 lira artı fark verdiniz. Artı onun da 1000 lira, 1500 lira da 80 cc'ye çevrilmesi. Yani karbüratörlüyle enjeksiyonluğun 80 cc'ye çevrilmesi arasında fiyat farkı da var. Ben sordum, sana da sordum, başkalarına da sorsun. Böyle bir motorda enjeksiyonlu ya da karbüratörlü arasında çok fark olmadığını olmayacak söylediler. Sadece belki çok minik böyle bir yakıtta düşme olur ama. Yakıtta biraz düşme, biraz da hızında olur. Daha rahat çalışma. Aslında en büyük artısı o. Ama sonuçta karbüratörlü araçta da birazcık ısınana kadar istop etme sorunu oluyor. Ama zaten yazın kullanacağım için ben, evet, yazın ısınmada 30 saniyede hani o an telefonlar iki mesaja bakarken geçecek bir süre olduğu için. Evet. Ben evet 2000 lira vermek istemedim yani o fark. 2 artı 3, 3000 lira falan. Evet, değmez. 80 cc'yle birlikte. 3000 için değmez. Fiyat performans alınabilir bir motor. Evet. Ben memnunum. Galiba ehliyete başvurup ehliyetimi yükseltip daha büyüğünü alabilirim. Bir sonraki yaza. İnşallah.